harikasınız. Yanık bronzden çok yakışmış size diye. Tatil iyi gelmiş. Sağ olun. Çok iyi geldi. Tatilde neler yaptık, oradan başlayalım aslında. Epey gezdim bu tatil bu yaz. Çok güzel geçti valla. Bana da ruhuma da çok iyi geldi. Hemen markanın da yüzüsünüz, neler söyleyeceksiniz marka için? İlk öncelikle saçlarda parıl parıl parlıyor zaten. Teşekkür ederim. Öncelikle tekrar hepiniz hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Çok heyecanlıyım bugün çünkü 2 yıldır süre gelen bir birlikteliğimiz var markayla. Bugün de Hyaluron Nem Terapisi'nin yeni serisini kutlamak için hep beraber buradayız. O yüzden çok mutluyum. Birazdan herkesle bu heyecanı paylaşacak olmak. Evet, çok, çok heyecanlı gördük sizi. Evet. Aslında bu heyecanın nedeni nedir? Hem 2 yıldır aslında işbirliği ama sizi her gördüğümüzde aslında bu heyecanınız da var. Bu heyecanı yenemiyor muyuz bir türlü? Sizler beni çok heyecanlandırıyorsunuz efendim. Yaptığım iş beni çok heyecanlandırıyor. İyi ki de böyle. Her yaptığım işte bu heyecanı hep hissediyorum. Hemen Tuz Gölü'nde soralım efendim. Tuz Gölü'nde de çekimler oldu. Nasıl geçti çekimler? Tuz Gölü'ndeki çekimler muazzamdı. Ben şimdiye kadar Tuz Gölü'ne hiç gitmemiştim bir de. O yüzden benim için de çok güzel bir fırsat oldu. Tuz Gölü'nün aynı zamanda bir oyuncu için de çok güzel bir eşsiz bir set ortamı olduğunu düşünüyorum. Zaten bütün ekip birbirine aşina. Eski dostlarla buluşmuş gibiydik. Çok güzel, çok keyifli. Reklam filmimizi çektik. Umarım siz de sevmişsinizdir. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hem bu işbirliğimiz hem de reklam filmiyle ilgili neler istiyorsunuz? Mert'e dediği gibi 2 yıldır süre gelen bir işbirliğimiz var. Çok mutluyum. Özellikle bu sene Hyaluron Nem Terapisi serisini ilk kez deneyen şanslı insanlardan biriyim. O yüzden çok iyi hissediyorum. Biraz deneyimden bahsetmek istiyorum bununla ilgili. Seriyi kullanmaya başladığımdan beri saç ve saçlarımın daha nemli olduğunu hissettim ve saçların daha dolgun olduğunu fark ettim. Saçlar için nemin ne kadar önemli olduğunu anlatan da bir reklam filmi çektik Tuz Gölü'nde. Umarım beğenmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Yaz bitti, yazın son günlerindeyiz aslında. Şükürler olsun ya, hava çok güzel oldu en sonunda. Sizin ya. En sevdiğiniz dönemler galiba. Evet evet, tamamen yani sonbahar başı kızıyım yani. Yaz nasıl geçti sizin adınıza? Öyle başlayalım efendim aslında. Çok güzel, güzel güzel bir tiyatro sezonundan sonra iyi bir dinlenme oldu benim için. İşte Tayland'a gittim, sonra Londra'da biraz vakit geçirdim. Tamamen arkadaşlarımla kafa dinledim yani. Önümüzdeki sezon için hazırlıklar. Şimdi güzel bir projeye hazırlanıyoruz. O yüzden çok heyecanlıyım. Çok evet, keyfim yerinde. Onu hemen soracağız ama Tayland maceralarını alalım evet. Efendim. Tayland'da evet. Neler yaptınız? Ya herkes Bali'ye gidiyor. O yüzden ben Tayland'a kaçıyorum. Çünkü kimseyi görmek istemiyorum. Neden kimseyi görmek? Artık insanlardan sıkıyorum. Tatil o değil mi yani? Hep aynı kişileri göreceksek ne anlamı var yani? Orada işte Muay Thai yapmayı seviyorum. Sahiller falan çok rahat. Seviyorum. İnsanları da çok tatlı. Yasemin, bir de Türk topluluğu çok var orada. Yani. Evet. Dövüş sporları evet. Aslında sizi yan yana koyduğumuz zaman aslında biz bir kafamızda meç yapamadık. Tezatlığı severiz. Evet. Tezatlığı severiz evet. İyi misinizdir dövüş sporlarında? Ya antrenman gerektiren bir şey. Yani sürekli yapmadığınız takdirde iyi form bilirsiniz. İyi yumruk atmayı, iyi diz, tekme atmayı bilirsiniz ama gerçekten kavgaya girmek için değil. Şey var mı TV? Tamam. Artık oyuncularımızın tamamı yurt dışına açıldı. Yani Türk oyuncular yurt dışında bayağı seviliyor ve çok da popüler oldu. Bunu neye bağlıyorsunuz? Ya bir, bu çok güzel bir şey. Yurt dışına açılmamız. Aynı zamanda yurt dışından artık oyuncular da bize gelmeye başladı. Yani bizim biliyorsunuz diziler dünyanın her yerine satıyor. Ve artık gerçekten iyi seviyede, iyi kalitede iş çekmeye başladık ve bunu dünyanın her yerine ihraç ediyoruz. Dolayısıyla orada da artık bilinmeye başladık. Bu uzun yıllardır böyle bir şey. Hani orada da yurt dışına çıktığınız zaman da gittiğiniz ülkede böyle sizi işte böyle karşılamaları, işte fotoğraf çekmeleri artık gayet normale döndü yani. Sizin için yaz nasıl geçti? İyi akşamlar herkese öncelikle. Güzel bir yazdı. Dinlendik. Şimdi sezonumuz başladı. Setten geldik. Aynı istekle devam ediyoruz bu sene. Hızlı bir giriş de oldu aslında sezon efendim. Neler söyleyeceksiniz? Kızılcık Şerbeti'nde neler olacak bu sene? Yani her sene üstüne koya koya devam etmek istiyoruz. Senaryomuz tabii güzel, entrikalarla dolu. İzleyiciler de sağ olsunlar bizi cuma günleri yalnız bırakmıyorlar. Bütün yazda ne zaman başlayacak sorularını aldık. Biz de özlemiştik. Artık döndük, başladık.
Okullar açıldı. Evet. Okula bırakıp geliyoruz galiba. Tabii abi, ilkokul 1'e başladı. Evet. İlk olan artık biraz ben yaşlı hissetmeye başladım kendimi yavaş yavaş. Gerçekten yaşlandığınızı hissettiniz. Asla. Kabul etmiyorum böyle bir şey. Ne münasebet abi. Öyle diyen taş olur. Lütfen. Güzel giden bir programınız da var. YouTube'da evet. Özellikle. Aynen. YouTube harika gidiyor. Arabalar üzerine gidiyor ama Ümit Erdi çok farklı bir tarafa kaydı diyebilir miyiz artık? Abi galiba tekerleği olan her şeye halleniyorum. Hani evet. Araba var, uçak var, tank var. Bir şeyler oluyor. İnan ben de kendimi takip edemez oldum. Ama hiç sorun yok. Çok mutluyum. Onun için varsa tekerlekli bir şeyiniz kullanırım. Videosunu çekerim. İstiyorsan el arabası da olur. İnceleriz yani. Hiç problem yok. Yine bekleriz. Ben kürsümü alıp ya. Haberleşiriz. Arayacağım ben size. Hadi sağ ol. Sağ ol. Evet. Thank you.